Merhaba arkadaşlar, bugün size Eski Antlaşma Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Tanrı Adem ve Havva'yı Neden Yarattı adlı hikayemizi anlatacağım. İlk olarak ezbere ayetimizi okuyalım. Ne dersiniz? Ezbere ayetimiz Yaratılış 1. bölüm 26 ve 27. ayette geçer. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı, insanı kendi suretinde, Tanrı'nın suretinde yaratıp erkek ve dişi olarak ikiye ayırdı. Yaratılış 1. bölüm 26 ve 27. ayetlerde geçer. Evet arkadaşlar, bu dünyayı ve tüm evreni kimin yarattığını biliyor musunuz? Uzun zaman önce karanlıktan başka bir şey yokken, yani yeryüzü boşken, yeryüzü şekilleri yokken Tanrı göğü ve yeri mükemmel bir şekilde tasarladı. Ve üstelik bu işi 6 gün içinde yaptı. İlk gün ışığı, gündüz ve geceyi, ikinci gün göğü yarattı. Üçüncü günde yeryüzünü yaratarak kara ve denizleri oluşturdu. Yeryüzünde bitkiler ve ağaçlar yetiştirdi. Dördüncü günde güneş, ay ve yıldızları yarattı. Tanrı beşinci günde suları, büyük küçük tüm balıkları ve gökyüzü için çeşitli kuşları yarattı. Altıncı günde çeşit çeşit canlı yaratıklar, evcil ve yabanıl hayvanlar, sürüngenler yarattı. Yani bugün de minik minik arıları, sincapları, kedileri, köpekleri, timsahları, aslanları, dev filleri ve diğer hayvanları yaratmıştır. Tanrımız bunun iyi olduğunu gördü. Sonra Tanrımız, kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun dedi. Yani Tanrı kendisine benzeyen birini yaratmaya karar verdi. Böylece topraktan bir varlık yaratıp onun burnuna yaşam soluğunu üfledi ve ona hayat vererek canlandırdı. Böylece ilk insan yaratılmıştır. Bu yaratılan yani Adem yaşayan ilk insandır. Tanrı'nın suretinde yaratılan Adem, yaratılan hayvanlar gibi nefes alsa da onlardan çok daha farklıydı. Kişiliği, istekleri, duyguları, bilgisi, Tanrı'yla ve başkalarıyla ilişki kurma becerisi vardı. Rab Tanrı, kendi suretinde yarattığı Adem'i ilk olarak yeryüzünde yarattığı hayvanlara, gökteki kuşlara ad vermesi için görevlendirdi. Adem her birine ne ad verdiyse o canlı o adla anılmıştır. Tüm hayvanlara isim vermeyi tamamladığında bu hayvanlardan hiçbirinin Adem'in özel yardımcısı olmaya uygun olmadığı görüldü. Bu yüzden Tanrı Adem için özel bir yardımcı yaratmaya karar verdi. Adem'e derin bir uyku verdi. Ve uyurken onun bedeninden bir parça aldı ve o parçadan Adem'e benzeyen ama ondan farklı olan birini yarattı. Tanrımızın kullandığı parça Adem'in kaburga kemiğiydi. Bunlardan birini alıp yerini etle kapladı ve bu kemikten bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem uyanıp kadını görünce çok sevinerek işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. Adem kadını veren Rab'be şükretti. Tanrı yeryüzünün tümüne egemen olması için yarattığı Adem'e ve kadına baktığında çok memnun oldu. Çünkü Tanrı insanları diğer yaratıklardan ve hayvanlardan çok farklı bir şekilde yarattı. İnsanlar onun kendi suretinde kendisine benzer şekilde yaratılmıştır.
Rab Tanrı yeryüzünün en güzel yerine bir bahçe dikti. Bu bahçenin adı Aden'di. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaçlar yetiştirdi. Aden'de tüm hayvanlar birbirleriyle barış içinde yaşardı. Hiçbiri diğerinden korkmazdı. Orada üzüntü, kavga, çatışma ve ölüm gibi kötü şeyler yoktu. Adem ve Havva Tanrı'yı, Tanrı da onları çok seviyordu. Bu ilk iki insan her gün Tanrı ile buluşup sevgilerini ve mutluluklarını onunla paylaşıyorlardı. Tanrı'nın suretinde yaratılan Adem ve Havva her gün Rabbin sözüne itaat ediyor ve onu övüp çok çok mutlu oluyorlardı. Evet arkadaşlar, Tanrı'nın Adem ve Havva'yı neden kendi suretinde yarattığı önemli bir konudur. Tanrı, dünyayı mükemmel bir şekilde yarattıktan sonra yeryüzüne egemen olsun diye insanı yaratmıştır. Ve üstelik insanı yaratırken diğer yaratıklardan farklı olarak onu kendi suretinde yarattı. Tanrı'nın yarattığı mükemmel dünyada ne üzüntü, ne kavga, ne de ölüm vardı. Tüm hayvanlar birbirleriyle barış içinde yaşardı. Tanrı yarattığı bu mükemmel dünyayı egemen olsunlar diye insanlara emanet etmiştir. Ama bu mükemmel dünyaya ne oldu? Günah ve itaatsizlik yüzünden Tanrı'nın suretinde yaratılan insanla birlikte değişti. Ve bu değişim yüzünden Tanrı ile ilişkisi de bozuldu. Peki, Tanrı bu bozulan ilişki sonrası insanları terk mi etti? Bu soruya vereceğimiz yanıt kesinlikle hayır olacaktır. Tanrımız bu bozulan ilişkiyi onarmak için bir plan hazırladı. Bu planı öğrenmek için her şeyden önce Rabbi tanımak, dünyayı ve insanı yaratanın kim olduğunu öğrenmek gerekir. İnsanoğlu bunu öğrendiği takdirde düşünebilir, sevebilir, konuşabilir, yaratıcısıyla yakın bir ilişkinin keyfini çıkarabilir ve kendisinin Tanrı'nın kölesi olmak için değil de dostu olmak için yaratıldığını anlayabilir.